Lütfen ayaktaki misafirlerimizi oturmaya davet ediyoruz. Lütfen oturunuz. Programımız başlamak üzere. Ve alkışlarınızla Sayın İcdal Aydın'ı davet etmek istiyorum. Buyurunuz. Ordu her geldiğinde böyle bir çiftkar, böyle güzel, böyle dost bir kalabalıkla karşılıyor. İyi ki varsınız. Öncelikle çok teşekkür ediyorum hepinize. Ben bir memur çocuğuyum. Dolayısıyla o mucizeyle büyütülen çocuklardan bir tanesiyim. Dar gelirli bir ailenin çocuğuyum. Onun için de bizim başarmak dışında pek bir şansımız yoktu yani. Okula gittiği zaman o okul bitecek. Öyle şeye kalmak, bütünlemeye kalmak, yaza bırakmak yoktu. Televizyonculuğum da böyle başladı açıkçası. Orada da bir yoklukla mücadele ediyoruz. Böyle dar gelirle bir şeyler yapıyoruz. Büyük hayaller kuruyoruz filan. Rating yok, hiçbir şey yok. Beni kim izliyor bilmiyorum. 2'den 4'e diye bir program. 2 ile 4 arasında çeşitli konuklar geliyor. Ve o konuklarla farklı konularda sohbetler ediyoruz. Tabii şimdi bugün bu anlattığım ne kadar acayip. Çünkü o konukların hepsi birer yıldız oldu. Artık doktorların da kendi programı var, diyetisyenlerin de var, hukukçuların da var. Konuk kalmadığı için artık biz konuk olarak gidiyoruz onlara. Eski televizyoncular. O tarihte işte ben bir televizyon programı yapıyorum. Meral de ev arkadaşım yolda yürürken iki adım arkamdan geliyor. Beni kaç kişi tanıdıysa o kadar izlendiğimize dair bir sonuç çıkarıyoruz. Bana diyor ki bugün iki kişi daha baktı sana diyor. Ay diyoruz yaşasın seyrediliyoruz. Derken bir gün başladıktan 2 ay sonra falan dediler ki Hülya Koçyiğit gelecek programa. O kadar sevindim ki size anlatamam. Düşünebiliyor musunuz? Hülya Koçyiğit bizim programa geliyor. Ben uyku uyumadım. İnanılmaz sevinçliyim. Hazırlandım. Sorularımı hazırladım falan. Onu böyle televizyon binasının kapısında karşılıyorum. Bir de şey dediler. Hülya Hanım seni çok beğeniyormuş. Bu üçünün farklı hayatı. Böyle bakıyor. Hayır ne olacak? Niye seyredecek seyirci bunu falan dedi. Bu ayak sallanırken ben şey dedim. Ben bu ayağı anlatamayacağım bu projeyi. Ya bacağı sallanmayan insanları. Bir kitaba, bir hikayeye bedel ödemeye hazır olan insanlara ben bunu bir romana çevireyim dedim. İyi ki de bu kararı vermişim. Buradayız efendim.